TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun ağzından Milli Muharip Uçak Kaan Gerçekleri. Endonezya ihracatı ve yerli motor detayları ile ilgili şok açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Endonezya'ya yapılan Kaan savaş uçağı ihracatının ardından özel açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, Kaan projesinin önemine değinirken, yerli motor çalışmalarının planlandığını ve yeni prototiplerin test uçuşlarının önümüzdeki yıl başlayacağını belirtti. Demiroğlu, projenin ilk uçuşundan yaklaşık bir yıl sonra Endonezya ile bir ihracat anlaşması imzalamanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Kaan bizim en büyük projemiz. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi projesi. Kaan'ın daha ilk uçuşundan bir sene civarında bir süre geçmesine rağmen bir ihracat anlaşması imzalamak çok büyük bir gurur kaynağı, çok büyük bir onur ve çok büyük bir başarı. Bu başarı Türkiye'nin başarısı. Bu başarı sadece TUSAŞ'ın değil, Savunma Sanayi Başkanlığımızın başarısı. Bu başarı Cumhurbaşkanımızın başarısı diyebilirim. Çünkü herkesin emeği var. En tepeden, en aşağıdaki çalışanımıza kadar. Bu projede emeği geçen çok insanımız var. Onların başarısı, çok sevinçliyiz. Endonezya'ya yapılan satışın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Demiroğlu, yerli motor üretimi ve teslimat takvimine ilişkin şu bilgileri verdi. Endonezya'ya bizim kanımızı satabiliyor olmak, bununla ilgili anlaşmayı imzalamış olmak, tarif edilmesi mümkün olmayan bir gurur kaynağı, bir sevinç kaynağı. İnşallah yakın zamanda bütün detaylarıyla biter ve bizim T0'ımız başlar. Bu sene içerisinde başlatmayı düşünüyoruz. Türk Hava Kuvvetlerimizin siparişleriyle birlikte, Endonezya'nın siparişlerini en hızlı şekilde teslim etmek niyetimiz. İnşallah hep beraber göreceğiz o günlerin geldiğini. İlk uçuşu yapamaz dedikleri günleri de görmüştük, ilk uçuşunu yapınca. Demiroğlu, test uçuşlarının önümüzdeki yıl başlayacağını ve 2028 yılına kadar geliştirme aşamasının tamamlanacağını açıkladı. İnşallah test uçuşlarımız da seneye başlıyor. İlk önce iki tane ile başlayacak, sonra üçüncü gelecek, sonra bir üç daha gelecek. 2028'e kadar bunun geliştirme fazını bitirmeyi hedefliyoruz. 2028 içerisinde de ilk teslimatımızı Türk Hava Kuvvetlerimize yapmayı planlıyoruz. Endonezya teslimatlarının ise 2030'lu yıllarda yapılması beklendiğini söyleyen Demiroğlu, yerli motorla teslimat planlarının buna göre şekillendiğini ifade etti. Endonezya'nınki de daha sonra gelecek, 2030'lu yıllarda gelecek inşallah. Bizim kendi motorumuzla şu andaki planladığımız teslimat takvimi, kendi motorumuzla kapsayacak şekilde planlandı. İnşallah o günleri de hep beraber görürüz. TUSAŞ olarak 2006 yıllarında aslında başladığınız bu tasarım serüveninin artık son kademesine geldik diyebiliriz Milli Muharip Uçak'ta. İlk başlarda bildiğiniz gibi A400M projesinde tasarım aşamasında bulunduk. Nasıl uçak tasarlanır, bu aşamaları nelerdir, hangi aşamalarda bulunur ve hangi dokümanlar çıkarılır bu aşamalarda. Havacılık bildiğiniz gibi aslında biraz da dokümantasyon üzerine devam eden, güvenliğin devamlı takip edildiği bir ortam oluşturmanız gerekiyor. Tasarım organizasyonu oluşturmanız gerekiyor. Bunun altyapısını oluşturduğumuz o 2006 yıllarda Hürkuş projemiz aslında tasarımın diğer aşamaları, uçağın tamamına hakimiyet, sistemlerin nasıl kurgulanacağı, nasıl bir altyapının oluşacağını öğrenmiştik. Hürkuş'ta edindiğimiz bu tecrübeyle artık daha ileri aşamalara geçtik. Gökbey projemize başladık. EASA sertifikasını aldık Hürkuş'ta biliyorsunuz. Aynı zamanda Hürjet artık bu çıraklığın artık kalfalığa doğru gittiği dönemler oldu Hürjet'te. Yakın zamanda da Hürjet'imiz biliyorsunuz uçtu. Şu anda da artık bu kalfalığın daha üst seviyesi olan sistemlerimizin de tamamen yerli olduğu bir uçağı tasarlamak için Milli Muharip Uçak havacılık sanayimizde kritik bir öneme sahip. Sadece uçak yapmayı öğrenmiyoruz, uçak sistemlerini de yaptırmayı öğretiyoruz ve öğreniyoruz. Bunun için de altyapımız, havacılık altyapımızın tekrar canlanması gerekiyor. Hürkuş'ta zamanında başlayan, yani Nebeci Hürkuş'ta başlayan, Nuri Demirağ ile devam eden ve ara sekteye uğrayan bir şekilde sekteye uğramış olan o sektörümüzü, o kasımızı diyeyim, tekrar canlandırıyoruz.
şu anda birçok altyapı, birçok alt sistemimizin yerli yapılması için firmalarımız havacılık sektöründe bunların nasıl yapılacağını öğreniyor. Otomotivde biliyorsunuz Türkiye'de aslında iyi bir altyapımız var. Bunu havacılık sektöründe bu güvenlik önlemlerinin nasıl alınacağını, güvenlik önlemlerinin neler olduğunu, ne dokümanların hazırlanması gerektiğini, nasıl tasarım yapılması gerektiğini firmalarımıza öğretiyoruz, öğreniyoruz. Dolayısıyla Milli Muharip Uçak şu anda hem Türkiye için hem TUSAŞ için yeni bir meydan okuma aslında. Daha önce yapılmamış olan bir şeyi Türkiye'de altyapısını oluşturup bu Kazan Ovası dediğimiz bölgede aslında birçok firmanın da burada bulunması, havacılık kümelenmesinin altında bulunması, o çatı altında firmaların geliştirdiği sistemlerle uçağımızı uçurmayı planlıyoruz. O yüzden Milli Muharip Uçağımız gerçekten havacılık sektörümüzde çok önemli bir yere sahip. Yakın zamanda da planımız yıl içinde ilk uçağımızı uçurmak, prototip uçağımız, şu anda arkamızda gördüğünüz uçağımız uçurmak. Sonrasında artık seri imalata doğru giden yolda ilk önce prototiplerimizi, 7 tane prototip tasarlayacağız, uçuracağız. Sonrasında bu uçakların testleri, sel testleri, sistemlerin sel testleri yapılacak. Uçuş testleri yapılacak, yer testleri yapılacak. Bunun yanında bazı uçuş test platformlarımız olacak. Sadece Milli Muharip Uçak'ta değil, bazı platformlarda da testlerimizi gerçekleştireceğiz. Ve uçağımızı 2028 itibariyle inşallah hava kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Havacılıkta prototip aslında bir aşama oluyor. İlk aşamada şu anda ürettiğimiz uçaktan belki de çok daha farklı bir uçağa doğru gidecek bir adım adım giden bir sürecimiz olacak. Bazı testlerimizde karşılaştığımız problemleri çözmek için belki uçağın geometrisini, belki de sistemlerini değiştirmeye bile gidebilir. Bunu zaten örneklerini tüm dünyada görüyorsunuz. Şu anda ilk çıkarttığımız prototip bu geometride. Bunun aynı şekilde olacak. İkincisi de aynı şekilde olacak. Buradan elde ettiğimiz yer testlerinde, uçuş testlerde gördüğümüz, karşılaştığımız problemlerin çözümlerini adım adım ilerleyerek çözmeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu 7 test uçağımızda bu faaliyetleri desteklemek için zaten planlandı. Çok kısa bir takvimimiz var. 2028'de hava kuvvetlerine teslim edilecek bir uçak demek gerçekten tüm dünyadaki örneklerine de bakarsanız teslimat anlamında çok kısa bir takvim demek oluyor. Bu takvimde de çok prototip, çok denemeler yapmanız gerekiyor. Bu denemelerin sadece uçuşta olması gerekmiyor. Rüzgar tünelleri, yer testleri, lab testleri, işte demir kuş dedikleri iron bird testleri, statik testler, belki bir tane de statik testimiz olacak, aynı uçaktan üretip bunu statik olarak yoracak, zorlayacak testlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunun yanında belki bir yorulma testimiz olacak, uçağın aynısından üretip bunun belli bir saat yorulma testlerine maruz bırakacağız. Devrimsel yükler altında devamlı yüklenerek bu testleri gerçekleştireceğiz. Belli bir uçuş saatini temizlemeye çalışacağız ve o şekilde kuvvetimizi teslim etmeyi planlıyoruz şu anda. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.